Herkese merhaba. Bu yayını Gülen cemaatinin önde gelen isimlerinden birisi olan Mustafa Yeşil'in kendi Twitter hesabındaki bir paylaşım üzerine yapmaya karar verdim. Baştan ifade edeyim, herhangi bir polemik niyetim yok. Bu videoyu da bir polemik olsun diye yapmıyorum. Ama o tweetin bende tedavi ettirdiği, bana çağrıştırdığı çok da önemli gördüğüm bir husus var. O yüzden bu vesileyle bu önemli gördüğüm noktayı sizinle paylaşmak istedim. Ne ile alakalı? Şu anda halihazırda devam etmekte olan yazı dizim Cemaat içeriden adım adım 15 Temmuz'a nasıl sürüklendi? Yazı dizisiyle alakalı önemli bir zorluğum var. Önümde önemli bir engel var. Bu engeli hem sizinle paylaşmak istiyorum ve o tweetle bağlantısını da kuracağım. O tweet bu anlamda güzel bir vesile oldu diyebilirim. O tweet neydi? Önce onu paylaşayım sizlerle. Birçok kişi görmüştür belki. Çamurlu Muhacir isimli bir Twitter hesabı bir paylaşım yaptı, bir flut yaptı. Büyük oranda işte benim yazılarımla bağlantı kuran kişiler olmuş. Ve Mustafa Yeşil de açıkça bana gönderme olduğu belli olacak şekilde şöyle bir tweet'i alıntılayarak demiş ki yaşadıklarını yazmış, duyduklarını değil. Yani Çamurlu Muhacir, Müstahar isimli kişi 30 yıl boyunca cemaat içerisinde yaşadıklarını yazıyor ve diyor ki aslında şu iddia ediliyor ama ben hiç görmedim. Cemaatle ilgili böyle bir suçlama var ama ben 30 yıl boyunca bununla hiç karşılaşmadım. Böyle suçlamalar var ama ben duymadım gibi kendi yaşadıklarını, şahit olduklarını veya bilebildikleri kadarıyla artık ne kadar gerçek bir profil, Çamurlu Muhacir kimdir, necidir onu bilemiyoruz ama sonuç itibariyle böyle bir paylaşım yapılmış. Herkesin tabii ki kendine göre sosyal medyada paylaşım yapma, görüşlerini ifade etme hakkı var. Burası başka bir konu. Ama oradan Mustafa Yeşil alıyor diyor ki yaşadıklarını yazmış, duyduklarını değil. Burada gönderme doğrudan adres benim, hedef benim. Çünkü daha önce de Mustafa Yeşil buna benzer şeyler söylediği için. Bir de ben bu yazı dizisinin başından itibaren böyle dedikodularla yazan, her duyduğunu yazan, delilsiz, desteksiz sallayan, efendim gıybet eden, cemaatin kendi özellikle içinden gelen insanların ifadeleri bunlar. Bu şekilde suçlanıyorum ya da buna benzer yakıştırmalarla eleştiriliyorum. Mustafa Yeşil'di. Buradan diyor ki yaşadıklarını yazmış, duyduklarını değil. Aslında ilginç olan ne biliyor musunuz? Ben Mustafa Yeşil'in yaşadıklarını yazdım aynı zamanda. Yani bu son bölümde Havuza Düşmek bölümünde yazı dizisinin 9. bölümü izlemeyenler ya da yazıyı okumayanlar dönüp bir bakabilirler. Orada Mustafa Yeşil'in de adı geçiyor. Mustafa Yeşil'in bir şekilde nasıl tasfiye edildiğini detaylara gerek yok. O başka videolardan atıldı zaten. Şimdi Mustafa Yeşil'in yaşadıklarını anlatıyorum. Kendisine de soru soruyorum. Kendisi de bana yazılı cevaplar veriyor. Ve bu yazılı cevaplarında aslında üstü kapalı olarak yani kendi Mustafa Yeşil kendi sınırları içerisinde onun kasaba politikacısı kişiliğinin sınırları içerisinde ancak bu şekilde doğrulayabileceğini düşünüyorum. Ve şuraya geliyorum. Şimdi benim yazdıklarımın doğruluğunu en iyi kim biliyor? Mustafa Yeşil biliyor. Yaşayan kendisi yani yaşadıklarını yazmış diyor ya, keşke kendisi de yaşadıklarını yazsa. Biz de öğrensek Mustafa Yeşil yaşadıklarını yazsa. Şimdi o tasfiyeden sonra ben Yeşil'in çok rahatsız olduğunu biliyorum. Çünkü yıllar boyunca, bu düşünün 2003 yılında olmuş bir hadise, neredeyse 20 yıl olacak. Bu kadar uzun yıllar boyunca Yeşil bunu birçok kişiyle paylaştı. En yakınlarıyla paylaştı, dostlarıyla paylaştı. Yüksek sesle çeşitli platformlarda dile getirdi rahatsızlığını. Kendisine bir operasyon çekildiğini ve bunun failinin Mustafa Özcan olduğunu düşündüğünü, onu suçladığını gıyabında biliyorum. Ve ben Havuza Düşme yazısını kaleme aldığımda bir örnek olarak onun başından geçenleri de yazıyorum. Fakat kendisi çıkıp diyor ki yaşadıklarını yazmış, duyduklarını değil. Peki o zaman ben de şöyle bir serzenişte bulunayım ki oraya getireceğim. Yaşadığım zorluk ne bu yazı dizisinde? O da tam bu. Mustafa Yeşil yaşadıklarını yazamadığı için ya da açıklayamadığı için ben duyduklarımı yazmak zorunda kalıyorum.
Keşke onlar paylaşsalar da ben duyduğumu yazmak zorunda kalmasın. Birebir daha somut şeyler olsa. Şimdi işte oradan bu diziyle alakalı önümdeki en büyük engeli tekrar ifade etme şansı bulacağım. O da şu. Aslında yazdıklarımın ne kadar doğru olduğunu çok iyi biliyorlar. Mustafa Yeşil ve onun muadili olan, onunla aynı seviyede olan, hatta bir tık altı, bir tık üstü artık. Yani belli bir skalanın, belli bir ölçeğin, seviyenin üstündeki cemaat görevlileri, vazifelilerinin hemen hepsi yazdıklarımın ne kadar doğru olduğunu biliyorlar. Çok da iyi bildikleri kanaatindeyim. Yeri gelmişken bir parantez şunu da ifade edeyim. Her ne kadar Twitter'da Mustafa Yeşil öyle dese de telefonunu bıraktığında, yazıyı okuduğunda ya kendi başına kaldığında ne kadar büyük bir haz aldığını yazdıklarımdan tahmin edebiliyorum. Çok büyük bir keyif aldığını tahmin edebiliyorum. Çünkü cemaatin başka bir önde gelen ismi bir gün telefonda bana şunu söylemişti. Ama onun ismini paylaşmayacağım çünkü rızasını almadım. Ahmetçim dedi, aslında bakma sen biz başka şekilde konuşuyoruz ama ben gizliden gizliye senin yazılarından müthiş bir haz alıyorum demişti. Neden diye sorduğumda da dedi ki çünkü yazdıkların doğru, birilerinin bunu yazması, dile getirmesi gerekiyordu. Biz konuşamıyoruz, söyleyemiyoruz belki ama en azından sen veya senin gibi arkadaşlar bunları yazdığı zaman ben çok gizli bir haz alıyorum demişti. İfade aynen bu şekilde. Ben de kendisine dedim ki yani böyle gizli haz alıyorsunuz da en azından çıkıp kitlelerin önünde başka türlü konuşmasanız, en azından şunu deseniz. Ya bu arkadaşı, bu gazeteciyi, işte Ahmet Dönmez'i linç ediyorsunuz ama taşlıyorsunuz ama aslında söylediklerinde haklılık payları var. Alın, mikyasa vurun. Hakikat olanları alın. Yanlış olduğunuzu düşündüklerinizi, yanlış olanları reddedin diyebilirsiniz. En azından bunu yapsanız dediğimde Ahmetciğim yaparız, gerekirse onu da yaparız gibi bir şey dedi ama tabii ki yapmadı. Şimdi ben bu tür profillerin az çok bu yazılanlar karşısındaki tepkilerini, reflekslerini tahmin edebiliyorum. Mustafa Yeşil de şimdi güya o tweet'i atarak bir anlamda Ahmet Dönmez'in yazdıklarının kaynağı ben değilim ona göre mesajı veriyor bir yerlere. Hem yaşadığı mağduriyet 20 yıldır onu kemiren, içinde bir yaraya dönüşen ve için için böyle bir fırsat olsa da hesabını sorsam dediği olay hem anlatılsın, bilinsin, onun yaşadığı mağduriyet herkesçe kabul edilsin. Ama bir yandan da o hiçbir maliyet üstlenmesin. Hem Ahmet Dönmez'e de vursun sosyal medyadan. Ona iğneleme yapsın. Hem de kaynağın kendisi olmadığı anlaşılsın. Böyle çok güzel. Bunun karşılığında aslında Anadolu'da güzel tabirler var ama onu paylaşamayacağım bu videoda. Yani bu şark kurnazlıkları ile bir şekilde güzel güzel idare ediyorlar. Ha ben o yazdığım detayları, Mustafa Yeşil'le ilgili olanları ne Yeşil'i temize çıkarmak için, ne onu savunmak için ya ne de o okuduğunda gizli gizli keyiflensin, haz alsın diye yazdım. Burada şu bir vaka var. Vakayı rapor ediyorum ben. Bir olgudan bahsediyorum. Yıllar boyunca süren bir işleyiş, bir mekanizmadan bahsediyorum. Onunla ilgili de en bilinen örnek olarak Mustafa Yeşil anlatıyorum. Üstelik de bakın ben Mustafa Yeşil'in her ne kadar kastım o olmasa da, o niyetle olmasa da sonuç itibariyle bir yazıyı gündeme taşırken, onun bile hakkını savunurken, onun bile veya ona benzer başka başka insanların da hakkını savunurken, bir şekilde mağduriyetini, yaşadıklarını dile getirirken geri kalan herkes suskun bir şekilde izliyor. İşte yaşadığım zorluk bu. Her şeyi bilmelerine rağmen ve benim bildiklerimin çok çok fazlasını, kat kat fazlasını bilmelerine rağmen susuyorlar. Bir kenardan izliyorlar. Yeri geldiğinde de beni suçlayacak şeyler söylüyorlar. Mesela Mustafa Yeşil'in benim arkamdan defalarca benim işte tırnak içinde bir yerlere çalıştığımı, başka bir misyonla hareket ettiğimi, efendim birilerinin bir yerlerin adamı olduğumu söylediğini biliyorum. Bazı Zoom toplantılarında buna benzer imalarda bulunduğunu biliyorum. Bütün bunlara rağmen ben duygularımı karıştırmadan orada kendisinin de yaşadığı olay her neyse bunu resmetmişim. Fakat hem kendisi hem de onun gibi
önde gelen birçok kişi, yani yaşananları, benim bugün yazmakta olduğum ve yazacağım şeyleri çok iyi bilmelerine rağmen ağızlarına fermuar çekmişler, susuyorlar. Ama hiçbir şey bilmeyenler, bunların hiçbirisinden haberdar olmayanlar ve duyduklarına inanamayanlar, konduramayanlar, yakıştıramayanlar, benim zeytinyağı ve su analojisinde su olarak tarif ettiğim tarafın içerisinde bulunanlar, bir şekilde kızarken, bana tepki gösterirken, beni farklı farklı şeylerle suçlarken, her şeyi bilenlerin suskunluğu, konuşmamaları, evet Ahmet Dönmez'in söyledikleri doğru, şurada haklılık payı var dememeleri yüzünden ben bir nevi böyle adeta yel değirmenlerine karşı savaşan Don Kişot pozisyonunda yoluma devam etmek zorunda kalıyorum. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Şunu anlıyorum, anlayabiliyorum. Her şeyi bilen herkes çıkıp konuşmak zorunda değil. Kimseyi bundan dolayı itham etmiyorum. Herkesin kendine göre bazı öncelikler olabilir, farklı düşünceleri olabilir. Yani ne bileyim, şu an zamanı değil diyordur, bunun bir faydası yok diyordur, içinde bulunduğu camiaya zarar gelmesinden ürküyordur, ne bileyim liderin zarar görmesinden endişe ediyordur, Türkiye'deki yaşanan süreçle ilgili bazı kaygıları vardır vesaire vesaire. Kendine göre çeşitli bahanelerle, gerekçelerle susuyor olabilir. Buna bir itirazım yok. Ama itirazım şuna. Madem öyle, susabilirsiniz. En azından şunu yapmayın. Yani Mustafa Yeşil gibi her şeyi bildiği halde sırf konumunu koruyabilmek için ya da kendisiyle ilgili birileri suçlama getirmesin diye çıkıp da bu şekilde algı oluşturarak, bel altı vurarak, insanların kafasına bir takım istifhamlar düşürmeye çalışarak meseleleri çarpıtmasınlar yeter. Son olarak kendisine şöyle diyerek kapatayım videoyu. Sayın Mustafa Yeşil, lütfen siz de yaşadıklarınızı anlatın. Sizler yaşadıklarınızı anlatın ki ben duyduklarımı yazmak zorunda kalmayayım. Teşekkür ediyorum herkese. İyi günler. Hoşça kalın.